Köydeyiz. Herkese merhaba. Bugün köydeyiz. Şimin köyünde. Küçük Yoncalı'da. Size biraz etrafı göstereyim. Buraların hepsi ottu. Şuraya kadar. Hepsini temizledik. Şuralar, duvarlar vesaire hepsi sarmaşık doluydu. Bakın duvarlar ne hale gelmiş. Buraların tamamını temizledik. Şu gülü kurtardık. Etrafı yığılma doluydu. Şuraların hepsini elle biçtim. Normalde bakın size göstereyim. Şöyle bir tırpanımız var makinalı. Fakat tırpanı geçen defa geldiğimizde çalıştırdık ama bir türlü çalışmadı. Öyle olunca daha sonra durdu. Açtım ben de. Tarafı bile kopmuş. Burada aldığımız yere götürdüm. Dedi ki hani getirin, eğer sadece plastikse bakarız, hallederiz. Fakat gittik. Sadece plastik kısmı değil. O yüzden servise gitmesi lazım. Ben de küçük bir tane göstereyim size. Sustalı gibi bir tane el orağı aldım. Onunla beraber yapıyorum. Efendim? Video çekiyorum. Buraları gösteriyorum. Bu cevizimiz. Kocaman. Ekim-Kasım gibi buradan gelip topluyoruz. Bahçe normalde giriş bölümü. Fakat resmen orman olmuş. Bakın şimdi size göstereceğim. Bunlar normalde ağaç değil. Bunlar ot. Yani yabani ot bildiğiniz yani. Tabii türü nedir bilmiyorum ama şöyle göstereyim, ağaç gibi olmuşlar. Buraların hepsini biçmemiz lazım. Ama benim aldığım şey küçücük. Yani elle için aldığım şey. Normalde o makinamız bozulmasaydı bunların hepsini anasını ağlatırdık yani. Şimdi bakalım. Ben en azından bir bölümü, evin ön bölümünü açmaya çalışıyorum. Oraları açarsak biraz en azından bize şey olur. Faydası olur. Şuraların hepsini ellemiştim zaten. Burada da bir gülümüz var. Şimdi bu bölüm tamamen yüklenmiş. Amazon ormanları gibi olmuş. Buraların hepsini temizleyeceğiz. Şu kısmın hepsini küçücük bir orakla yaptık. Şimdi buraları da yapacağız. Şu mömlerin hepsini. Ah, köyde düğün var. Gidiyor düğünciler. Şurada var. Çayın yeri nasıl? Çayım da ağaç gölgesinde dinleniyor. Şimdi şuraları, şu gülün etrafını falan toparlayacağım. Şöyle. Şuraları alacağım. Şu girişteki büyük olanlar var. Şunlar. Onları alacağım. Bunu bu orman halini size tekrar göstereceğim. Şöyle göstereyim. Çalışmaya devam. Hadi ben çalışayım. Görüşürüz. Eline mi vurdun? Eldiven vereyim mi? Ha? Gel, şeyleri kes istiyorsan. Gel, büyükleri kes. Ya da ateşini yak.
Devam ediyoruz. Kısımların hepsini hallettim. Şimdi şuralarda sıra. Beraber de yapalım biraz. O kadar büyümüşler ki resmen ağaç gibi olmuşlar. Tırpanlayınca hemen yamuluyor. Şöyle. İşe yarıyor ama. Bakın dikenli. Bizden dikkatli olmak lazım. Şuna bakın. Ne kadar kalın. Şurası hemen yamuluyor. Gerçi 80 liraya aldık. Ucuz bir şey. Normal. Ama iş görüyor. Kuşlar var. Onları ürkütmeden yapmaya çalışıyoruz ama mümkün değil. Irgat gibi çalışıyorum. Yamuldu. Kırılacak zaten. Yakında. Yamuluyor. Kendimizi kesmeden işi bitirmeye çalışıyoruz. Hadi görüşürüz. Çok yoruldum. Çok bölümü bitirdim. Şimdi size yaptığım kısımları gösteririm. Evet, bahçenin son hali. İlk halini gösterdim zaten size. Abi git ya. Neyse. İlk halini gösterdim size, bakın. Tertemiz oldu. Gülümüz var burada, cevizin altında. Onun da etrafını temizledik. Şimdi şu bölüm var. Ön taraf. Yavaş yavaş orayı halledeceğiz. Şimdi şurası giriş. O girişten itibaren bu bölgeyi, evin ön cephesine doğru hepsini toparladık. Bu kısmı hallettik. Cevize zaten dokunmuyoruz. Buraların hepsini hallettim. Sadece şu duvar dipleri kaldı. O duvar diplerine karışmadım. Biraz oradan çekiniyorum. Bu sıcakta tam gölge yeri hayvanlar için. Burada yılan var mı bilmiyorum ama onlar için belki şey olabilir. Oraya karışmadım. Şimdi şu ön cephedeki yüksek bölümleri, yani ne o bitkin adını bilmiyorum da işte ağaç gibi olan çalıları temizleyeceğim. Hadi yavaş yavaş temizleyelim.
Arkamda gördüğünüz bölümlerin hepsini temizledik. Şu bölümlerin hepsini temizledik. Şimdi ben şu arkadaki bölümleri temizleyeceğim. Giriş bölümünü. Ondan sonra bugünlük bu kadar yeter. Dinleneceğiz. Aslında dediğim gibi o motorlu tırpan olsa hiçbir şey olmayacaktı ama işte yapacak bir şey yok. Siz de en azından bahçeyi nasıl tırpanladığımızı görün. Size de göstereyim burayı. Burası buranın ön cephesi, tam yola bakıyor. Köyün girişinde. Hadi bakalım size birkaç tane yine biçimi gösteririm. Şimdi bu ürün şöyle göstereyim. Çok ince. Bakın şuraya. Çok ince. Bir de şunların dallarına bakın. Bakın. Alıyor ama yamuluyor. Hemen bakın. Şurası hemen yamuldu. Çok ince ya. Ama yapacak bir şey yok. İşimizi görüyor. Şu kalabalığı en azından almamızı sağlıyor. Sizle beraber biraz biçelim bu bölümü. Şöyle alttan çapraz vurmak lazım. O kadar izlediğimiz. Şuna bakın. Doğa videoları işe yarasın. Bugünü çıkaramaz bu. Sürekli düzeltmem gerekiyor. Hadi ben bu bölümü biçeyim. Size göstereceğim sonra halini tekrar. Bahçeyi temizledim arkadaşlar. Hepsini neyle yaptım? Sadece bu arkadaşla. Sadece bununla. Bitti. Şu köşe ve şurada bir iki tane şey var. Orası çukur. Tam şu bölüm çukur. İnemedim oraya. Azıcık kurusun bunlar. Ondan sonra ineceğim. İşimi bitirdim. Bu kadar çok terledim ki artık terden tuzlu ter gözüme giriyor. Gözüm bile yakıyor, açamıyorum yani. Şöyle size göstereyim her yere. Bitti. Şu arkadaş sayesinde bitirdik. Bugünlük bu kadar. Artık dinlenme zamanı. Dinleneceğiz. Şimdi bir tavuk falan almıştık. Mangalda onu yapacağız. Onu yeriz. Oradan sonra da eve. Yarın iş var. Bazı insanlar biz memuriyet yaptığımız için bu tür şeylerden anlamayacağımızı düşünebilir ama değil mi? Çiftçiye taş çıkartırız. Şöyle son halini görün. Burası tamamen şuradaki gibiydi. Bu bölgenin hepsini buradan itibaren tamamını dediğim gibi şu gördüğünüz arkadaşla hallettik. Şimdi mangalımız yanıyor. Şöyle güzel tavuğumuzu yapalım. Yiyelim. Siz de eğer şimdi kendiniz için bir şeyler hazırlıyorsanız size de afiyet olsun. Mangalı yaparken tekrar görüşürüz. Bu arada bu semaveri de yeni aldım. 200 lira. Çok pahalı. Ama yapacak bir şey yok, semaversiz olmuyor. Çayın tadı bambaşka. Yani şimdi mi salı günü karar verdiniz? Şimdi. Ya ben onlara dedim ki hafta içi görüşelim. Onlar da şimdi ikisi de sınav görevinde. Yenal Hoca ile Polat Hoca'nın bugün şey var. Ehliyet sınav görevi var. Benim dündü ya. Dedim konuşun da bir haber edin. Salı günü müsaitiz diyor. Dedim tamam. Evet arkadaşlar. Ay 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 ay. Yorulduk be.
Estereyoruz şöyle. Vallahi yorulduk. Mangalımız yanıyor. Sıra bu yorgunluğun bedelini ödetmeye geldi. Şöyle son bir yerleyelim. Ondan sonra artık işimize bakalım. Güzel bir gün oldu. Sabah erken kalktık işte 8 gibi. Geldik, kahvaltıyı burada yaptık. Sonra da işte dediğim gibi bizim elektrikli tırpan var fakat o bozuk. Servise götüreceğiz. Burada aldığımız yere götürdük ama halledemediler. İçindeki o bir yerleri kırılmış işte neyse. Ben de buraları işte geliştim. Hallettik. Güzeldi. Dediğim gibi şimdi bir mangal yapacağız. Sonra bu güzelliğin içinde yemeğimizi yiyip ondan sonra artık eve. Yine akşam olursa bir iki kare size paylaşırım. Şuraları bir görün bakalım. Şu ağaçlar, şu ıhlamur, şu ceviz, bu ceviz. Onun dışında içeride işte güller var. Elma var şu bölümde. Bu bölümde ağaçlar ise daha önce kesildi. Mangal gibisi var mı be? Başladık. Biraz daha pişmiş halini göstereceğim size. Pişmek üzere. Çok güzel olacak, çok. Çok güzel olacak. Sofra hazır. Artık yemeğimizi yiyebiliriz değil mi? Ne kadar güzel pişmiş değil mi? Hadi bize afiyet olsun. Bitirdik. Yemeğimizi de yedik. Şimdi toplanma zamanı. Balkonu falan toplayacağız. Şurada arta kalanları bu güzel şirinlere verdik. Bir de beyazı vardı. Ona da verdik. Onları da aç bırakmadık. Sabah da kahvaltılarını verdik. Şimdi semaver demleniyor. Çayımızı içeceğiz. Akşam oldu. Köpekler iyice hareketlendi. Kediler akşam yemeğine geldiler. Onların karnını doyurduk. Köpeklerinkini biraz doyurduk. Yavaş yavaş sıcaklık da ortadan kalktı. Çok güzel oldu. Birazdan da şimdi akşam serinliğinde çayımızı içtik mi? 10 numara olacak her şey. Bugün de bu şekilde güzel bir şekilde bitireceğiz. Şu güllerin güzelliğine baksanıza. Size göstereyim güllerimizi. Yesen, senle bir işim yok. Bakın. Ne kadar güzeller. Ama işte bakmak lazım. Biz bakamıyoruz. Şurayı da size göstereyim mi bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Bakın burada sürekli güvercinler var. Hatta şu ev daha önceden sadece güvercinlere aitti. Orada yaşayan insanlar daha önce bekarken o bölümün tamamını güvercinlere ayırmışlardı. Resmen orada yaşıyorlardı. Daha sonra insanlar evlenince orayı aldılar. 24 saat burada güvercinler var. Onların yuvası. Güzel bir şekilde burada yaşıyorlar. Şu ağaç ıhlamur ağacı. Şu bölümlerde en üstlerinde var. Toplanacak ama oraya çıkmak mümkün değil. Şu minnak şey. Karşı evde oturan. Ahmet abi vardı rahmetli. Onun minik traktörü. Böyle günü bitiriyoruz. Güzel bir gün oldu. Çok yoruldum ama çok çalıştım bugün. Ama eğlenceliydi. Biraz rahatsızım o yüzden bisiklet sporu yapamıyorum. Çıkamıyorum bu aralar. Bir sağlık sorunu var ama halledince inşallah bisiklet turlarına da devam edeceğiz. Oradan da yine size videolar atacağım. Şimdilik böyle. Semaveri bekliyoruz. Gelip fokurdamasını siz de görün. Duyabiliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Alevler, alevler. Çayımızı içelim.
Evimize bakalım. Doğayı seviyorum ya. Umarım her zaman doğada olabiliriz. Devam. Seslerini dinleyin biraz. Şu ev çok enteresan ya. Tamamını güvercinlere bırakmak gerçekten enteresan. Güvercin biliyorsunuz çok nasıl diyeyim? Biraz pis bir hayvan. Nasıl pis bir hayvan? Dışkısını temizlemiyor. Olduğu yerde bırakıyor. Mesela kumlular falan öyle değil. Ama bu güvercinler çok fena. Bizim daha önce balkonumuzda bir güvercin işte yavrulamıştı. Kumru da yavruladı. Kumruyu besledik. Hiçbir şey olmadı. Ama güvercin yani balkon o kadar kötü bir hale geldi ki güvercin dışkısından şeyden o kadar kötü bir noktaya geldi ki hiç temizlemiyor. Hepsi yuvada duruyor. Daha sonra balkonu böcek bastı, güveler bastı. Mahvolduk yani. O yüzden hiç sevmiyorum güvercinleri. Yani hayvan olarak çok tatlı, çok güzel olabilir ama inanın var ya, beslemek çok zor. Çok pis hayvan. Niye bu kadar güzel bir hayvan bu kadar pis? Onu da bilmiyorum inanın ki. Bakın, sürekli yuvalarındalar, sürekli uçuyorlar, sürekli buralardalar. Evet, son temizliğimizi de yaptık. Buralar tertemiz oldu. Şu betonların içinden, bakın, çatlakların içinden hepsi sürekli bitkiler çıkıyor. Çok verimli topraklar buralar ya. Betonu delip çıkıyor resmen yani. Neyse. Arkadaşlar hallettik. Evet arkadaşlar, gün bitti. Eve geldik. Çok yorgunum. Bir duş aldım hemen. Geldim. Bir soda içeceğim. Sonra yatış. Kendinize iyi bakın. Yorucu ve güzel bir gündü. Sizinle de bugünümü paylaşmak istedim. Hoşçakalın. Bu arada kanala abone değilseniz abone olun. Eğer videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basın lütfen. Bu da bizim için önemli. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere.